Merhaba arkadaşlar, burada şimdi arksinlerden, arkoslardan bahsedeceğiz. Ters trigonal fonksiyonları çözmenin yöntemi şuydu, hatırlayın. Arksinüs x örneğin eşittir a diyelim. Buradan içi ile dışını yer değiştirdiğinizde arkten kurtulmuş olursunuz. Yani sinüs a eşittir x diyerek arkten kurtulmuş oluyorsunuz. Bu tanjantlara, kotanjantlara, kosinüs de aynı şekilde. Şimdi önce burada şuna a diyelim arkadaşlar, şuna da b diyelim. Yani sinüs a eşittir 2 bölü 3 diyebilir miyiz? Diğer taraftan da kosinüs b eşittir 12 bölü 13 dedik. Bakın ne yaptık? Hani şuna b dedikten sonra iç dışı yer değiştirmiş olduk değil mi? Buradan sonra birer üçgen çizebiliriz. Ama öncesinde neyi bulmamız gerektiğine bir bakalım. Sinüs içerisinde a artı b. Yani bunu bulmamız gerekiyor. Bu da zaten toplam fark formüllerinden sin a çarpı cos b artı sin b çarpı cos a şeklinde bulunabiliyor. Hemen üçgen çizelim şurada. Burası A açımız olsun. Şurada B açısı için bir üçgen olsun. Sinüs A arkadaşlar karşı hipotenüsten burası nedir? 9, 4, kök 5. Burası da arkadaşlar kosinüs komşu bir hipotenüsten 12 bölü 13'ten burası da 5'tir. 5, 12, 13. Şimdi bakalım toplam formdan yazdığımız şu ifade sin A çarpı cos B. Sin A'ya bakıyorum 2 bölü 3 çarpı cos B'ye bakıyorum 12 bölü 13. Artı sin B'ye bakıyorum. Sin B 5 bölü 13. Çarpı cos b'ye bakıyorum. Kök 5 bölü 3. Pardon cos'a. Üst taraf arkadaşlar 24. Burası da 5 kök 5. Bölü ortak paydamız ne yapmış oldu? 39. 20 artı 5 kök 5 bölü 39 Edirne cevaptır. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Yine şuraya arkadaşlar a diyoruz. Şuraya b diyoruz. Şimdi ark tanjant 1 bölü 3 eşittir a ise iç dış yer değiştiğinde tanjant a eşittir 1 bölü 3 oldu. Ark kotanjant 1 bölü 3 de arkadaşlar b ise iç dış yer değiştiğinde kotanjant b de buradan 1 bölü 3 oldu. Bunların üçgenlerini çizebiliriz. Bize ne soruluyor yine ona bakalım önce. Bu ifade arkadaşlar sinüs a artı kosinüs b'ye dönüşmüş oldu. Üçgen çizersek sonuca ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Tanjant karşı bölü komşudan burası kök 10. Kotanjant komşu bölü karşıdan burası yine kök 10. Bakıyorum sin artı cos b lazım. Sin arkadaşlar 1 bölü kök 10. Artı cos b lazım. O da 1 bölü kök 10. O da eşittir 2 bölü kök 10. Kök 10 ile genişletirsek 2 kök 10 bölü 10'dan kök 10 bölü 5 adan olacaktır. Şimdi en geniş tanım aralığı diyor. Arkadaşlar ben buna şimdi y dersem. Hani fx y demekti ya. O zaman iç dış yer değiştiğinde sinüs y eşittir. Ne olacak? 2 eksi x bölü 4. Şimdi arkadaşlar sinüs biliyorsunuz maksimum artı 1 minimum eksi 1 arasında değerler alır. Yani sinüs y arkadaşlar 1 ile eksi 1 arasında değerler alacak ya. O zaman sinüs y'nin eşit olduğu 2 eksi x bölü 4 de 1 ile eksi 1 arasında değerler alacaktır. Her tarafı 4 ile genişletelim. Her tarafa arkadaşlar eksi 8 ekleyelim. Her tarafı eksi ile çarpalım. Eksi ile çarparsak artı 4 olur bu tarafa gelir. Bu da artı 12 olur. Bu tarafa gelir. Demek ki en geniş aralığımız arkadaşlar 4 ile 12 aralığıymış. Hangi şekilde var bakıyorum C'yanda. Şimdi burada ark tanjantlı kısmı A diyorum şuraya. O zaman ark tanjant 3 bölü 4 eşittir A dersek tanjant A'nın şöyle daha güzel yazalım. 3 bölü 4 olduğunu söyleyebiliriz. Buradan zaten üçgen çizerek çok rahat çözüme ulaşabileceğiz. 3, 4, 5 üçgenini gördük. Şimdi getirip bunları yerine yazarsak sinüs içerisinde 90 artı 2 ay bulmamız gerektiğini fark ettik. Biliyorsunuz 90'da arkadaşlar hece değişir. Yani sinüs kosinüse döner. Bu kosinüs 2 ay olur. Hece değiştirip şunu silmiş oldum. Bu arada 90'a 2 ay eklersek bölgenin işaretine de bakmalıyız. 90 burası. Ona bir açı eklersek 180'e doğru büyümüş oluruz. Ki ikinci bölgede sinüs artı olduğu için şuna bakıyoruz arkadaşlar. İşaretimiz de yine artı olacak. Demek ki bulmamız gereken şey kosinüs 2 ay. Şimdi cos 2a için de arkadaşlar yarım açı formülü kullanabiliriz. 2 tane cos kare a eksi 1 yarım açı formülü kullanılabilir. Cos a'nın zaten bakın buradan ne olduğunu biliyoruz. 4 bölü 5. O zaman 2 tane 4 bölü 5'in karesi eksi 1. 2 çarpı 16 bölü 25 eksi 1. O da eşittir arkadaşlar. 32 bölü 25 eksi 1. O da eşittir 7 bölü 25 olacaktır. Cevabımız Edirne olsun. Buraya arkadaşlar A diyorum. Buraya da arkadaşlar ne diyorum? B diyorum. Anlıyorum ki tanjant A artık hızlıca yazabiliyoruz. Bakın 3 bölü 4'müş. Sinüs B de arkadaşlar 12 bölü 13'müş.
Yani bize ne sorulmuş oluyor bu durumda? Artık şunları silip yerine AB yazarsak kosinüs A artı B sorulmuş oluyor. Burada da toplam formülü devreye giriyor. Neydi cos A artı B'nin açılmış hali? Cos A çarpı cos B eksi sin A çarpı sin B. Şimdi bunların değerini de zaten şu üçgenlerden bulabiliyoruz. Bakın A 3, 4, 5 oldu burası. B için de arkadaşlar burayı çizersek sinüs karşı bölü hipotenüs 5, 12, 13 oldu. Değerleri yerine yazalım. Cos A'ya bakıyorum arkadaşlar 4 bölü 5 çarpı cos B'ye bakıyorum 5 bölü 13. Sin A'ya bakıyorum arkadaşlar 3 bölü 5 çarpı sin B 12 bölü 13. Gördüğünüz gibi 20 eksi 36 bölü ortak payda 65. Yani eksi 16 bölü 65 cevabımız Adana olacaktır. Yine arkadaşlar şu kısmı A şu kısmı B diyoruz. Artık olay kolaylaşmış oldu. Yani kosinüs A'nın 3 bölü 5 olduğunu, sinüs B'nin de 5 bölü 13 olduğunu biliyoruz. O zaman bize ne sorulmuş oluyor? Sinüs A artı kosinüs B sorulmuş oluyor. Şimdi kosinüs A 3 bölü 5 ise sinüs A da buradan arkadaşlar 4 bölü 5'tir. Artık hızlıca görebiliyoruz bunu. Kosinüs B de buradan 12 bölü 13'tür. 5, 12, 13 üçgenini gördük. Payda eşitlersek arkadaşlar 52 artı 60 bölü 65. Yani cevap Adana olacaktır. Evet, ilginç bir soru. Buraya A diyelim arkadaşlar, buraya B diyelim. Yani tanjant A'nın 1 olduğunu, diğer taraftan kotanjant B'nin de 2 olduğunu söyleyebiliriz. Peki bize ne sorulmuş oluyor? Kosinüs içerisinde A artı B sorulmuş oluyor. Değil mi? Burada yine cos A çarpı cos B eksi sin A çarpı sin B şeklinde arkadaşlar bir açılımı yapabilir miyiz? Kosinüsün açılımı. Zaten üçgenlerden çok rahat şeylere ulaşabiliyoruz. 1, 1, kök 2. Değil mi? Buradan da kotanjant için B açısı için yazarsak. Kotanjant komşu bölü hipotenüstü kök 5. Buradan kosinüs A arkadaşlar bakıyorum komşu bölü hipotenüsten 1 bölü kök 2 çarpı kosinüs B de 2 bölü kök 5 eksi sinüs A da 1 bölü kök 2 çarpı sinüs B de 1 bölü kök 5. Burası arkadaşlar 2 eksi 1 bölü kök 10 yani 1 bölü kök 10 bulmuş olduk cevabı. Geldik buraya. Şuna A diyorum. Şuna da arkadaşlar B diyorum. O zaman kosinüs A'nın 2 bölü 3 olduğunu sinüs B'nin de 1 bölü 4 olduğunu söyleyebilir miyiz? Hemen üçgenlerimizi çizelim yine arkadaşlar. Kosinüs komşu hipotenüs burası kök 5. Buradan da arkadaşlar sinüs karşı hipotenüs 16 kök 15. Gördüğünüz gibi cos A artı B gelmiş oldu. Cos A çarpı cos B eksi sin A çarpı sin B diyebiliriz. Cos A'ya bakıyorum arkadaşlar 2 bölü 3 çarpı cos B de kök 15 bölü 4 eksi sin A'ya bakıyorum kök 5 bölü 3 çarpı sin B de 1 bölü 4. 2 kök 15 eksi kök 5 bölü 12 cevabımızdır.